Kafkas Mücevherat aleni muhabbeti sunar. Hakemler değişiyor. Bence zihniyet değişmiyor. Hakem çıkacak sahaya gördüğünü çalacak. istediğimiz bu. Bunun da böyle olması için var diye bir şey icat ettiler. Arda da sıkıntı var. Ben mecbur muyum hakemde de yenmeye? Kardeşim hakem ben niye yeneyim ya? Hakem çıkacak. Benim rakibim olmamalı hakem. Arda kardeşler verildiği anda itiraz etmeliydi. Öngörü olması lazım. Hayır kardeşim Arda kardeşler biz istemiyoruz maça. Hakemi değiştirin demeliydim. Bence bunun hakkı vardı Beşiktaş. Kışı asalete duran kelime cümle Beşiktaşlılık duruşudur. Oradan şaşmam ben. Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi bu haftaki ilk sorum şu. Lyon galibiyetinin ardından Galatasaray derbisi. İki maç arasındaki farklar sence nelerdi? Şöyle Lyon maçında ilk yarıda özellikle top bizi çok sevdi. Hatta aşıktı. Ne yaparsanız yapın bu kaleden içeri girmem dedi. Galatasaray maçında Galatasaray iki kere geldi. O da duran topla geldi. İki tane kafa vuruşu gol oldu. Bence aradaki fark bu. Tabi oyunun içine girersek aradaki farkı çözmek için. Bronkhorst e, Lyon maçında çok kötü bir sistem, çok kötü bir taktikle sahaya çıktı. Ve futbolcuların oradaki performansını tahmin edemedi. Galatasaray maçında e, bazı ufak dokunuşlarla Galatasaray'ın oyun planını daha iyi analiz ederek e, sahaya çıktı. E, burada e, belli ölçüde etkili oldu ama şu vardı mesela Lyon maçında 2-3 kere çalışılmış bir kontra yaptı. Galatasaray maçında bunlardan yalnızca birini yapabildi. O da işte İlmobile'nin, pardon İlmobile diyorum, Rafa Silva'nın uzağına düşen bir top vardı. O da topuk pasıyla Mario'ya verdiği top yani o pozisyon. Ondan başka bir kontra çıkışı görmedik. Ama dediğim gibi Beşiktaş öyle bir çizgide ki ders aldığı maçlar çok olacak ama bizim derdimiz... E, bu ders aldığı maçlardan az sırlıklarla kurtulması. Mesela bakınız Lyon maçı. E, Galatasaray maçında da e, beraberlikle yani elindeki kadro derinliğini yakalayamamanın verdiği bazı e, çaresizlikler olabilir bronkosu. Onun için fazla yüklenmiyoruz zaten. Ama dediğim gibi e, eldeki kadroyu da en maksimumda çıkartabilmen lazım. Aradaki fark buydu bence. E, Galatasaray'daki ee, ...orta sahayı bize bıraktı. Aslında bize bırakmadı. Bir tane fazla adamla oynadık biz orta sahada. Onlar iki kişi ön tarafta oynayınca... ...biz daha etkili olduk. Ama dediğim gibi... ...Beşiktaş'ta hem Lyon maçında... ...hem de Galatasaray maçında öne çıkan en etkili ana konu... ...kaleye, orta sahanın kaleye... E, ...santraforlara e, istediğimiz ölçülerde inememesi. E, bu da bence... Çizgi adamlarının olmamasından kaynaklanıyor. Yani beni çok çabuk kaleye götürecek adamlar lazım. O adamlar yok, Bir tane vardı. E, Raşist. O da sakat. E, dolayısıyla sezon başında e, işte bu kadro planlaması, e, bu kadro derinliğini yakalamak lazım. İkinci sorum abi. Derbi yine hakem damgasını vurdu. Biz ne zaman derbiden sonra futbol konuşabileceğiz? En büyük sıkıntımız bu. Sevgili Feyyaz Uçar'ın dün maçtan sonra Yaptığı açıklamada e, futbolcular değişiyor, e, federasyon değişiyor, takımlar değişiyor ama hakemler bir türlü değişmiyor diye yaptığı açıklama e, bence aslında işte sen verdiğin sorunun cevabının içinde değişmiyor. Yani değişmeyen aslında hakemler mi? Mesela hakemler de değişiyor. Yani şöyle mesela çok eskiden gel İhsan Türeler'den, Talat Tokatlar'dan gel. Yavuz Karaozanlar, Özcan Oğallardan gel, Metin Tokatlardan gel, Ahmet Akçaylardan gel. E, bu tarafa Ünsal Çimen Mutlu Çeliklere gel. Öyle gel yani bütün hakemlerden gel. Hakemler değişiyor. Cüneyt Çakırlara gel, Fırat Aydınuslara gel. Hakemler değişiyor. Bence zihniyet değişmiyor. Yani burada bu zihniyeti nasıl çözeriz? Yani hakem sahaya çıktığında hangisi sarı, hangisi kırmızı, hangisi siyah, hangisi beyaz diye bakmamalı. Hakem çıkacak sahaya gördüğünü çalacak. De i̇stediğimiz bu. Bunun da böyle olması için var diye bir şey icat ettiler. Varda da sıkıntı var. Yani orası kardeşim demokrasinin kılıcı gibi hakemlerin üzerinde durmuyor ki. Orada da sıkıntı var. Yani 70 açıdan maç seyrediyorsun, pozisyonu görüyorsun, Yerde yatan adamın üstüne, başına, yüzüne yumruk gelmediğini, kafa gelmediğini, tekme gelmediğini görüyorsun. Hakemi kandırmaya yönelik hareket olduğunu görüyorsun. Ve bunu hakemin kulağına üflemiyorsun. Kırmızı kart var protokolünde. Kırmızı kart değilse bir şey söyleme hakkın yok. Ya kardeşim sen onu hakeme söyle de hakem kararını versin. İlla aa bak vardan çağırdılar demesine gerek yok ki. Konuşuyorsunuz zaten kulaklıktan yani. Dolayısıyla ee, bu sistem devam ettikçe kayırma inisiyatif hep bir taraftan kullanma devam ettikçe maalesef hakemler hep konuşacağız. Bu, bu böyle. Yani ya ben hani rahmetli bizim sevdiğimiz sevgili e, Vedat abi'nin hani hakemi de yeneceksin. Beşiktaş'san eğer. Lafı evet belli bir yerde çok başka bir şey taşıyor. Başka bir mesaj içeriyor ama ben mecbur muyum hakemde yenmeye kardeşim? Hakem ben niye yeneyim ya? Hakem çıkacak. Benim rakibim olmamalı hakem. bu düzeneğe gelmiş olmamız lazım. Bunun için de federasyonların yani e, mevcut federasyonların cezai sisteme başvurmaları gerekiyor. Yani mükafat sistemi de olmalı, cezai sistem de olmalı. Eğer bu sistemlere geçilirse yani çok güzel onda 10 mesela bir gözlemci hiç yazmış mıdır bugüne kadar? 10 üzerinden veriyorlar puanlamayı. 10 üzerinden 10. Nadde Komaneci vardı bir ara jimnastikte. 10 üzerinden 10. Tamam mı? 10 tam puan. Bütün herkes. Böyle bir hakem var mıdır mesela? Ben 8'i yakalayanı zannetmiyorum. E o zaman sorgulamak gerekmiyor mu şunu? Yani bir hakem elinde bütün teknolojiler varken niye 10 tam puanla maç yönetemez? Değil mi? Şimdi soru sormak. Şimdi Soru sordukça doğruya ulaşacağız. Federasyonların bunu yapması lazım. Soru sor kardeşim. Gözlemci evde. De ki kardeşim sen buna 7.5 verdin. 2.5 puan kırdın. Bu 2.5 puanı niye kırdın? Hakemete de, de ki sen niye 10 tam puanla maç yönetemiyorsun? Çünkü muallakta kaldığın durumlarda var diye bir şey icat etmişler. Sor ona. Kardeşim ben bu konuda bu pozisyonda muallakta kaldım. Bana yardım et. Doğruyla Gel. Niye doğrudan kaçıyorsunuz? İşte bu teknolojiyi kullanmazsan, hakemlere bu soruları sormazsan, hakem de der ki o bahçe benim. istediğim çiçeği kopartırım. Mesela bu. Teşekkürler abi. Sıradaki sorum şu. Beşiktaş resmi açıklamasında Arda kardeşler düdüğünü asacak ifadesini kullandı. Sence bu ifade amacına ulaşabilir mi? Vallahi ona nasıl cevap vereyim ben? Eee yani şimdi şöyle Sergen Yalçın da e, Halil Umutmeler için bir daha biz bu hakemi maçlarımıza istemiyoruz dedi. Ertesi hafta federasyon bu ligin bir marka değeri var kişiye göre hakem atamıyoruz deyip hemen akabindeki ilk maça Halil Umutmeler'i verdi Beşiktaş'a. Şimdi e, şimdi isimler gelmiyor aklıma. Mesela ilk hakem Kadıköy'de 4 senedir 5 senedir maç yönetemiyor mesela. Peki mesele bu mudur? Yani e, o hakemin Kadıköy'de maç yönetememesi midir mesele yoksa o hakemin eğer ki Fenerbahçe ile ilgili yönettiği çok kötü bir maç varsa Oradan yola çıkarak bir daha maç yönetmemesi midir? Esas zaten sıkıştığımız konu bu. Yani eee Kadıköy'e gitmemesi mi yoksa maç yönetmemesi mi? Ya ben aynı şey şimdi burada. Yani e, o bizim maça gelmesin tamam. E, öbür maçta öbür takımı canını mı yaksın yani. Her bir adam ha hata yapıyorsa mesela Yasin Kol. Değil mi? Bizim Alanya maçında 3-0'dan 3-3'e gelen bir maç var. Begort gole giderken Adam çekiyor, indiriyor, düşürüyor. Kırmızı kart vermesi gereken Vegors'a sarı kart verdi adam abiciğim. Yani e, haksız sarı kart, iki sarı karttan on kişi kaldık falan filan. E bu adam ne oldu? Maç yönetiyor şu anda. Ben gördüm geçen gün bir yerde maç yönetiyordu. Yani e, buraları aşamadığımız sürece ben şu anda hani Arda kardeşlerin maç mi Arda kardeşler verildiği anda itiraz etmeliydi öngörü olması lazım. Hayır kardeşim Arda kardeşler biz istemiyoruz maça. Ee, hakemi değiştirin demeliydin. Bence bunun hakkı vardı Beşiktaş'ın. Ama bu saatten sonra düdüğü asar mı asmaz mı bilmiyorum. Sıradaki sorum şu abi. Efendi Beşiktaş söylemi mi? Aslında Beşiktaş'a zarar mı veriyor? Ya ben belli bir dönem belli bir zaman dilimi içerisinde ee, kalan birçok slogana karşıyım zaten ya. Bu slogan da o dönemlere ait bir slogan. Yok kalp burada kalplere atılır imzalar. Yok efendi Beşiktaş. Yok işte bir tane daha bir var böyle. Ben ben bunlar hiçbir zaman tasvip etmedim zaten. Efendi, delikanlı Beşiktaş kardeşim. Efendi yani bir insanın e, efendiliği yani nazik olmasıyla mı ölçülür? Yani yaşadığı haksızlıklara e, verdiği tepkinin çok böyle üst düzey normlarda mı olmasıyla mı ölçülür? Yani efendilik. Ya sen e, peygamberimiz bile haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır demiş yani. Sen hakkını aramak zorundasın. Bu efendilik ya da efendi olmamakla ilgili bir terim değildir ki. E, düzgün duruşu olan Esen rüzgara göre hareket etmeyen bir çizgisi olan bir camiayız biz bizim yani Beşiktaş olarak e, öyle fazla antin kuntin işlerde bir durumumuz yok e, ki geçmişten bugün hani en öne çıkan kelime cümle e, Beşiktaşlılık duruşudur zaten bu Beşiktaşlılık duruşu e, sükras edilip bu efendi Beşiktaş kelimesi ortaya atıldı. O benim bahsettiğim dönem zaman dilimi içerisinde. Ben ben öyle bir ben ne ben e, sahaya çıkan topu mu oynayan kimseden bir inisiyatif beklemeyen e, seneler boyu da bu ülkede ülkemize hizmet etmiş bir takımın sporcularıyla donanmış bir camianın içindeyiz. Yani burada Beşiktaşlılık duruşu bence en güzel terimlerden bir tanesidir. Efendi Beşiktaş kelimesi ben ben çok düzgün bir insanım ya. Yani Beşiktaş olarak çok düzgün bir kulübüz biz. Ee, çok dürüst bir kulübüz bence. Ee, böyle kup takmalara falan ihtiyacımız yok gibi düşünüyorum. Ee, en böyle kışıda asalete duran kelime cümle Beşiktaşlılık duruşudur. Oradan şaşmam ben. Esas esas cümle budur. Son sorum abi. Liderle buluşan 8 puanlık fark ve oynanan futbol sana umut veriyor mu? 3 puanlı sistemde bir de biz 8 puan değil. Şu anda bir maçımız eksik Galatasaray'dan. Ee, şöyle e, Galatasaray'ın bir mağlubiyetine bakar. Esas mesele şu. Galatasaray e, yani bu silsilede bu mantıkta puan e, yani nasıl kaybeder? Yani dün bir yorumcu dedi yani Galatasaray dedi eee dedi maç kaybetmesi mümkün değil. Yani bunun bu laf araştırılmalı bence. Niye böyle dedi? Yani e, çünkü e, görüyor insanlar artık. Yani bazı şeyler yani sen şimdi hakem penaltı mı değil mi diye varın çağırmasıyla monitörün yanına geliyor. Galatasaray takımının hocası eğer bu penaltıyı verirsen bir daha burada maç yönetemezsin diyor. Şimdi ve bu hocaya 117 bin lira para cezası çıkıyor. Şimdi biz nasıl yapacağız? Yani bu ben yani buralarda kavram karmaşası yaşıyorum. Yoksa 8 puan falan hiçbir şey değil. Nedir 8 puan? Ee, yani hatta 5 puan diyelim. Bir maç eksiği var Beşiktaş'ın. Ee, hiçbir şey e, yeter ki Beşiktaş istediğimiz normlarda e, oyun düzenine geçsin. E, devre arasında devre arasına kadar e, fazla puan kaybetmeden gidersek, yarışın içinde de kalırsak, e, yapılacak takviyelerle e, zirveyi zorlarız gibime geliyor. E, düşmez Boy, yani Beşiktaş zirveden düşmez. Zorlar. E, dediğim gibi inönüde oynayacağımız Galatasaray maçına da bu kafa kafaya girilip Yendiğin takdirde yakalamak ya da geçmek gibi bir durum söz konusu olursa ki Fenerbahçe'de yarışın içinde olacak. Ee, Samsun'da mesela onda güzel bir rakam yakaladı Samsun Spor. Ee, yarışın içinde kalır 8 puan bir şey, 5 puan bir şey yani. Çok teşekkürler ederim abi. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kafkas Mücevherat, aleni muhabbeti sundu.